Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Halit Can kardeşime hem destek hem de onun beni eleştirdiği bir videoya cevaben bir video yapmak istedim. Eğlenceli bir video olsun istedim. YouTube bütün herkese açık bir platformdur. Keşke herkes video yükleyebilse. Herkesin video yükleyip yorum yapabildiği günler dileğiyle diyorum. Çünkü bu platform ne kadar büyürse biz o kadar bilgiye sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Bir video bir insanın bütün hayatını değiştirebiliyor. Şimdi burada ben profesyonel bir şekilde analiz yapmak istiyorum. Burada şöyle bir durum var. Yani Halit Can kardeşimin ilk yüklediği video 2019'larda. Benim daha eski ama benim herhalde ön ödemeli kartlara geçtiğim tarih 2019 falan. Şimdi burada aboneler hiç önemli değil biliyor musunuz? Yani 11 bin, 40 bin hiç önemli değil. 1000 aboneyken ben 150 bin izlenen videom vardı. Burada bizi engelleyen TikTok. Biz YouTube toplantılarında da söylüyoruz. Birçok izleyici TikTok'a kaçtı. Bunu zaten analizlerden görebiliyoruz. Ama şimdiki elimizdeki YouTube'da ne yapabiliriz? İnsanlara önerme diye bir sistem çıkardılar. Ali Can kardeşim, bu çok güzel bir sistem. Önermelere giriyor bizim videolarımız. Bu ne demek? Senin videon önermeye girdiği zaman kapak resmi çok önemli. İlgi çekici bir kapak resmi şart. Bunu neden söylüyorum? Senin bütün o videolarına gelen yorumlarda şunu söylüyorlar. Bu çocuk kapak resimlerine önem versin, daha fazla izlenir. Doğru mu? Gerçekten doğru. Şimdi burada mesela eğer karşılaştırma yapacaksak, benim kanalım sol tarafta 8,7 bin ortalama görüntüleme gün. Seninki 5,1 ve seninki muazzam bir sayı. Neden diyeceksin? Hep aynı içerik çekiyorsun ve buna rağmen muazzam. Yani benim yarımdan fazla izlenmiş. Burada önemli olan senin kapak fotoğrafların ilgi çekici değil kardeşim. Bu bir. Görüntüleme 23 milyon ama o senin de videoların silindi. Benim de biliyorsun. Benim 30 milyondu. Senin de 6,5-7 milyondur. Son 7 güne baktığında mesela benim 0,2, senin 0,4. Daha başarılısın. 14 güne baktığında 0,4, seninki 1,2, daha başarılısın. 28 güne baktığında 0, yani 1,0, seninki 2,4. Aboneler. Mesela 7 günde sana daha fazla abone olmuş. 14 günde daha abone olmuş. 28 günde daha fazla abone olmuş. Bunlar rakip olarak, istatistikler olarak VidLoveQ'da verilen istatistikler. Mesela benim şu an rakiplerinizden en iyi videolar diyor. Benim videoları gösteriyor şu anda. Seninkileri göstermiyor herhalde. Bunlar çünkü paralı olabilir. Burada mesela izlenme, görüntüleme var. İşte görüntüleme bir kanal için neden önemli? Onu söyleyeceğim ben size. Normalde benim zaten işim bu. 30 günlük görüntüleme benimki turuncuyla gösterilmiş. Turanş yani lila rengiyle gösterilmiş. Ali Can'ın maviyle. 60 güne baktığın zaman değişmiyor. 12 aya baktığın zaman benimki biraz daha fazla. Burada önemli olan şey şu diye düşünüyorum. Kapak fotoğrafı. Kapak fotoğrafı. Ve nasıl diyeyim, anlatayım. Şimdi şöyle düşünün. YouTube'da bir kural var. 4000 saat kuralı değil mi? Sizin videolarınız short hariç devamlı izlenmesi gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Yeni bir video yüklediğimde benim bazı videolar Halit Can'dan sonra yüklememe rağmen yukarı çıkmasının ve fazla öneriye girmesinin sebebi genel video izlenme süremin fazla olması. Bu ne demek? Hemen açıklayayım. Yapıcı bir video olsun diye uğraşıyorum. Şey umurumda değil yani reklamlar ve gelir. Videoları yönete geldiğimde kendi kanalımda göreceksiniz ki arkadaşlar analistik bölümüne geldiğimde ki ben ne kadar kazandığımı da hani gösteren bir insanım. Benim için sıkıntı değil. Burada genel bakışa baktığınız zaman burada süreler gösteriyor. Bunlar ne demek? Görüntüleme 239 bin. Tıklama oranı. Mesela şöyle düşünün. 5 milyon kişiye göstermiştir benim videomu. 239 bin kişi tıklamıştır. Gösterme tıklama oranı deriz biz Google Ads'te. Tıklama oranı ne kadar yüksekse o video daha fazla önerilir. Bu ne demek? Siz ne kadar güzel kapak, ilgi çekici bir video hazırlarsanız, içeriğini de o kadar doldurursanız, izlenmeler artar, sıkılmadan insanlar izler. Bu da süreyi arttırır ve daha fazla kişiye önerilir. Beğenme ve yorum bunda pek önemli değil. İzlenme süresi daha önemli.
Çünkü ilgi çekici bir kapak olmadıktan sonra kimse tıklamaz, kimse tıklamazsa, kimse izlemez, kimse izlemezse o videoların izlenme saati düşer ki burada düşmüş 6,7 bin saat. 701,0'dan daha az, yani 701 saatten daha az diyor. Aboneler aşağı yukarı aynı, tahmini gelir. Buraya içeriye geldiğiniz zaman en önemlisi analizlerde gösterim 1,5 milyon. Bu ne demek? Hesap makinesini hemen elinize alın. 1,5 milyon 235 bine böleceğiz 28 günde. Biliyorum sıkıcı videolar izlemekten hoşlanmıyorsunuz ama bunu Halitcan için yapmam lazım. Çünkü bazı şeyleri bilmeyebilir. Şöyle düşünün. 1,5 milyon, 1 milyon 500 bin yazdım ben. Siz de yazabilirsiniz. Böl 235 bin. 6,3 tıklama oranı. Bu muazzam bir şey. Şimdi bu genel olarak baktığımda 6,3 çıkıyor. Fakat burada tıklama, gösterme tıklama oranı 12,4 çıkıyor. Bunun algoritması farklı şekillerde de işleyebiliyor YouTube tarafında. Yani tam size verileri vermeyebilir. Çünkü çok yoğun bir sistem. Kanada'da serverları. Burada en önemli nokta da görüntüleme süresi. Yani sen istediğin kadar uzun video yap. Burada görüntüleme süresi 3 dakikayı geçmiyor. Büyük YouTuber'larda da böyle. MrBeast hariç. Onda full 10 dakika. Mesela adam öyle güzel videolar yapıyor ki işi çözmüş. O kadar güzel para harcıyorlar ki baştan sona izliyorsun. Şimdi burada önemli olan 7 günde ne? 7 günde bakın 1,41'e düştü. Tıklama oranı düştü. Gösterim oranı arttı. Görüntüleme oranı da arttı bak. %5, %22. Bu neye dayalı? Her gün video atacaksın. Bu işin ana kuralı bu. İsterseniz 365 güne bakalım. 19,2 milyon gösterim. Muazzam bir gösterim. Muazzam. Bakın. Muazzam. Bir senede 13,8. Bana gelen raporlarda şöyle söylediler. Alt yazılı videoların 70 bin kişi tarafından tıklandı. Demek ki ben alt yazılı videolar yapmak zorundayım. Biz Maisie ile de konuşuyoruz. Hatta Perşembe günü Ozan Sihay geliyor toplantıya 1 Şubat'ta. Biz diyoruz ki bizim videolarımızı dublaj yapalım. Dublajlı izlesin insanlar. Yavaş yavaş bütün YouTuber'lara bu özellik gelecekmiş. Globale açılmamız gerekiyor. Amerika'da izlenmemiz, Hindistan'da izlenmemiz, Fransa'da izlenmemiz, Almanya'da, Rusya'da her yerde izlenmemiz lazım. Şimdi burada 7 güne baktığın zaman neden bu ikisi yeşil? 28 günde neden bu ikisi yeşil değil? Çünkü bak şu okey demiş ya aşağı yukarı aynı diyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ben 15 gün video atmadım. Video atmadım. İşim vardı, gücüm vardı. Değişik sebeplerden. Ama atmam gerekiyordu. Çünkü bakın düşme var. Şimdi diyelim ki 2023, 2024 Aralık 2023'e bakalım sade Aralık ayında. Gösterme tıklama oranı 1,9, 11,9. Ortalama gene 1,44. Burası eğer 44 saniye düşerse o kötü. Mesela ben shorts yüklemiştim bir tane. Milyon izlendi. Deprem shorts'u. Ben rahatsız oldum. Hepsini sildim. Bütün shorts'ları sildim. Çünkü niye shorts'ları siliyorum? Ben Meyis Hanım'la da görüşüyorum. YouTube'la da görüşüyorum. Shorts'tan gelen para bizi tatmin etmiyor arkadaşlar. Ve bizi shorts'a yönlendiriyorlar. Yeni kanallar için bulunmaz nimet. Abone kasabilir. Ama bizim için iyi değil. Çünkü niye? Gelir yok. Mesela gelire baktıktan sonra shorts akış reklamlarında komik bir rakam görürsünüz. Bakın. 2 lira. Yani yok. İzlenme sayfası reklamlarına bak. Shorts akışı reklamlara bak. Shorts'ta milyar izlenmen lazım ki para kazanabilirsin. Neyse konumuza dönelim. Önemli olan para değil zaten. Şimdi buraya geldik. Abonelere geldik, gelire geldik. Bak burada sana yardım da ediyor. Benim en çok mesela dikkat ettiğim konulardan bir tanesi de benim aboneler. Mesela şimdi burada göz atma videolarına gelelim. Halit Can için yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Başkaları için de olabilir. YouTube arama. Bakın şimdi normalde YouTube'u herkes biliyor. Giriyorsun ve arıyorsun değil mi? Bir de harici var. 14,7. Yani Google'a indeksliyor. YouTube videoları tıklandığı zaman Google'dan aranıyor. Bir de önerilen videolar. Bakın şurası çok önemli. Bu önerilen videoların yüksek olması lazım. Göz atma özelliklerinin yüksek olması lazım. Kanal sayfaları o kadar önemli değil. Diğer de önemli değil. Şimdi bakın 365 güne. YouTube arama muazzam. Harici 16.
Google Search, WhatsApp. Yani insanlar benim videoları WhatsApp'a paylaşıyor. YouTube arama. Hangi kanalda hangi şeyler aranmış? Bakın. İnternet kablosu nasıl bağlanır? In-in-out kart, aktifleştirme mobil. Önerilen videolar. Sizin videolarınızdan benim videolarım öneriliyor. Bu ne demek? Sen aynı başlıkta çekiyorsun. Seninkini kişi izliyor ve benim videoyu tıklıyor izliyor. Burada işte gene resim önemli. Şu resim çok önemli. Yani Halit Can'ı aslında aboneleri eleştiriyor. Ben eleştirmiyorum. Ben kimseyi eleştirmem. Herkes kendi çapında en iyisini yapar çünkü. Normalde küçük resim eğer iyi değilse önerilen videolarda da tıklama oranı düşüyor. Şimdi burada tıklama oranı, fazla da vaktinizi almak istemiyorum. İçerik ve tıklama oranlarına gelmeden önce şuradan şeyi de göstermek istiyordum size de. Oraya hiç girmeyeyim ben. Şöyle yapayım. Daha fazla göstereyim. Görüntüleyenin yaşı mesela. Benim görüntüleyenin yaşı son 7 günde. Şurası da çok önemli. Bakın 6,7. 18-24 yaş en fazla. 25-35 yaş daha fazla. Cinsiyet. Erkekler daha fazla. Abonelik durumu. Şimdi burada abonelik durumu şu var. Benim mesela çekiliş yaptığımı söylüyor. Ben hiç çekiliş yapmadım. Sadece hediye dağıttım. Çekiliş nasıl olur? İsimleri yazarsın. Ben çekiliş lafına da hiç sevmem bu arada. Çekilişten nefret eden bir insanım. Çünkü biz milli piyango değiliz birincisi. Benim hoşuma giden taraf şuydu. Ben video yüklediğimde aboneler geliyordu ve ilk yazıyordu. Nasılsın abi diyordu. Hoşuma gidiyordu. Dedim ben bu insanları ödüllendirmeliyim ya. Google Play kodları dağıttım. Ve ilk gelenler aldı bunu. Onlara dedim ki bak beni izleyen kişileri ödüllendirmek istiyorum. Ben Google Play kodu dağıtmıyorum size. Adam beni bekliyorsa, canlı yayını bekliyorsa, bildirimlere tıklıyorsa, videolarımı izliyorsa alsın. Bunlar çekiliş değil benim için. Çünkü çekiliş isimleri yazarsın, bir iki kişiye çıkar şansına. Beni izleyen, beni sevenler, ilk gelenler her zaman almıştır. Burada bakın dikkat edin arkadaşlar. Abone olmayan kullanıcılar daha fazla izliyor. 97,3. Şimdi Halit Can'ın bir hatası da abonelerini çok dinliyor. Abi 11.300 abonem var. 22 kişi 23 kişi yazıyor. Ya ben aboneleri neden dinlemek zorundayım abi? Niye dinliyorsun ki? Ya seni manipüle etmelerine, manipülasyon yapmalarına izin vermeyeceksin. Buyur 365 güne bakalım. Abone olmayan kullanıcılardan %97,6, abone olanlardan 2,4. Adam bildirimi bile açmıyor. Bak aboneler 1,29 izlemiş. Olmayanlar 1,41 izlemiş. Yani aboneler bugün sana abone, o gün sana abone. Ya sende gezmiyor bu aboneler. 100 tane, 200 tane video izliyor abicim. Abonelik kaynağı. Buyur. Burada da ben senin tezini her türlü çürütürüm bak. 2023. Adam hediye veriyorum diye geliyor. Sonra da gidiyor. Bu kadar basit abonelikten çıkmaya. Bu kadar basit. Buyur. Kaybedilen abone sayısı 675. Ömür boyuna gelelim. 10 bin kişi gitmiş. Bak kaybedilen abone sayısı 10 bin kişi. Normalde benim 58 bin abonem varmış. Görüyor musun bak YouTube izlenme sayfaları 10 bin. Buradan 2 bin gitmiş. Aboneler bizim için önemli olmamalı arkadaşlar. Abone dediğiniz kişi size zarar yapıyor daha çok zarar. Zarar yazıyor. Konuma gelelim. Konuma geldik. Buyur abi Azerbaycan, Almanya bak ülkeleri sıralıyorsun. Buyur. Her yerden izleniyorsun. Ben olsam Ali Can'ın yerine bütün videolarımı bütün dillere çeviririm. Onun sistemi de var zaten. YouTube izin veriyor. Alt yazılı olarak. Trafik kaynağına bakalım abi ömür boyu. Harici. Bak harici. Görüyor musun? 5 milyon insan harici gelmiş. Abonelerden gelen izleyiciler yok. Bu bir yalan. Abone olmuyor kişiler. Bakın önerilen videoda 1,3 önerilen videolar 1,3. Ve önerilen videolar daha fazla izleniyor Halit Can.
Bak 2,55 saniye izlemiş adam. Bak şimdi başka bir tane daha bakalım. Alt yazılar. Analiz ya. Bizim dersimiz analiz. İngilizce. Ömür boyu. Arapça. Bak kaç dakika izleniyor. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Alt yazılara önem vereceğiz. Şimdi YouTube ürünü diyelim bakalım. YouTube müzik. YouTube müzikte şeyler çıkıyor ya. Neydi o? Podcastler falan çıkıyor. 2024'e geri dönelim abi. 2024'te 196 bin kişi izlemiş. Buralarda görüntülerin cinsiyeti, yaşı bakın hiç değişmiyor. Abonelere çok önem veriyorsunuz ya. Abonelere önem vermeyin. Video sayıları da önemli. Burada 40 bin abone var. Benim yüklediğim videoyu 40 bin abone şunu görmüyor bile. Bildirim gitmiyor ki adama. Telefondaki bildirimleri kapatmış. Bunu YouTube'a belirttik biz. Neden belirttik? Bildirim gitmiyor dedik. Bildirim gitmediği için zaten bunlar izlenme sayfasından geliyor. Kaliteli ise videonda beğeniyor herkes. Süresi uzuyor. Mesela bak şunu 384 kişi izlemiş. Hemen analizlerine bakalım. Hemen analizlerine bakalım. Kim abone istedi benden bunu? Abonelerim istedi. Kaç tane kişi abone, işte kaç abone artık izlediyse bir şey de demek istemiyorum abonelerime. Şöyle yapalım. Yüklendiği tarihten beri diyelim zaten çok az. Göz atma özellikleri 34. YouTube arama 19. Bildirimler 15. Kanal sayfaları 11. Bitiş ekranları 8. Diğer 10. Gördün mü? Bu kadar basit. Google Search %100. Buyur. Bu videoyu öneren içerikler Alican. Şoktan Paysel kart alma. Papara kart Şok'ta var mı? İşte bilmem ne canavar. İş Bankası yenilenen kart ailesi. Yeni inin al para çekme. Bu kadar basit. Önerilen videolar önemli. Buyur. Bu kadar basit işte. Şimdi gelelim Halican kardeşimin neden o tarz yorumlara Finans'ta yazalım. Direkt o yorumlara maruz kaldığına bakacağız. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Videolarına baktığımız zaman popüler videolarına bakıyorum. Şu resim gene iyi. Mesela bu daha büyük olabilirdi. Nasıl olurdu? Şöyle bu resmi büyütelim. Şimdi şu resim nasıl olmalı sence? Buradan SS'ini çektik. Bana sorarsan nasıl olmalı? Buradan açtık YouTube'un resimlerini. Bir kere bu resim çok güzel bir resim. Fakat değerlendirilemeyen bir resim. Konumuz ne bizim burada? Ona bakalım. Konumuza hemen bakacağız. Evet, şöyle büyüttük. Baştan ekranı dolduruyoruz Halit Can. Seni eleştirdikleri için söylüyorum. Yoksa benim umurumda değil yani. Ziraat Bankası kart şifresi alma. Kopyala diyelim. Benim umurumda değil derken yani herkes kendisi gibi yapar. Ya şey yapmaz yani. Nasıl diyeyim? Kendi keyfine göre video yapar. Beni ilgilendirmiyor. İsterse bomboş video çeksin bana. Şimdi bunu aldı. Şöyle. Bu şekilde. En basit yani. İsterse siyah beyaz yapar. İsterse daha değişik yapar. Kendi keyfi bilir. İster böyle yapar. İsterse bunu yazıyı siyah yapar, beyaz yapar. Şöyle.
Çok basit yani bu, böyle bilgisayar bilmeye gerek yok ya o kadar. Bunu da beyaz yapar abi. Şu şekilde yapar. Şimdi ben de size şu soruyu soruyorum. Siz olsanız bunu mu tercih edersiniz? Tıklamada. Bunu mu tercih edersiniz? Şöyle getireyim. Seni tek eleştiren kişiler bu şekilde eleştiriyor. Başka bir eleştiri yok. Benim gördüğüm o yani. Ben eleştirmiyorum. Ben istediğim kadar, hani nasıl yaparsan ya, beni ilgilendirmiyor mesela. Şimdi sol taraftakine mi tıklarsınız en basit örneği, sağ taraftakine mi? Halitcan eğer derse ben sağ taraftakine tıklıyorum. Demek ki benim dediklerim yanlış. Bilmiyorum ben bu işi. Ama ben bir şey söyleyeyim mi sana? Sol taraftakine tıklar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Bunu daha ilginç yapabilirsin, netleştirebilirsin. Şöyle mesela getirirsin. Şu şekilde. Şöyle birleştirirsin bunu. Daha ilginç. Yani bu nedir? Dedirtir adama. Bu şekilde de olabilir. Buraları kırmızıya boyarsın veya logo koyarsın. Bu şekilde olabilir. Her türlü değişik yapabilirsin yani. Tolerans 10 yaparız. 100 yaparız. Şu şekil. Mesela. O yüzden arkadaşlar, yani herkesi bir salın yani. Herkes istediği gibi özgürce bu videoları çeker. Bu videoları yapar. Buna seyirci karar veriyor zaten. İyi veya kötü. İzlenmezse o videolar çekilmez. Bu kadar basit. İzlenirse devamı gelir. Ama popüler videolar neden popüler? Size onu göstermek istedim. Normalde bakın. Mesela ben olsam bunu böyle alırdım. Bu biraz kontrast olmamış, şey olmuş. Soft olmuş. Şöyle buraya yapıştırırdım. Buradan birleştirirdim. Mesela orada para olduğu belli değil. Adamlar cep telefonundan izliyor abi. Adam cep telefonundan bunun para olduğunu göremez ki. Küçücük zaten ekran. Herkes bilgisayardan izlese eyvallah. Zaten bak şuradan şey belli. Ne olduğu belli. Buradan da şunu atarsın. Mesela bu konu neymiş? Şöyle yaparsın. Büyütürsün bunu. Ziraat Bankası olduğu belli ya. Ne diyor mesela? Konumuz ne? Al, buyur. Para çekme. Konumuz bu. Buyur. Konumuz bu. Bunu düz de yapabilirsin. Daha değişik versiyonlarda da yapabilirsin. Şu şekilde. Bunu şöyle oval bir şekilde de dikkat çekebilirsin. Mesela bunu şöyle yaparsın. Şimdi ben diyorum size arkadaşlar. Şuna mı tıklarsınız? Şöyle atayım. Şuna mı tıklarsınız? Buna mı tıklarsınız ki bunun küçüklüğü de şöyle gözüküyor ekranlarda. Onu da gösterelim. Ah. Sağ tarafa mı tıklarsın, sola mı tıklarsın? Bence ben sola tıklarım. Bu kadar basit. Ali Can'ı bütün aboneleri bu şekilde eleştiriyor. İster yapar, ister yapmaz ya. Çok da önemli değil.
İzlemek isteyen her zaman izliyor. Zaten aboneler de çok izlemiyor. %97 abone olmayanlardan, bütün YouTuberların söylediği tek nokta budur. %3 de abone olanlardan izleyici geliyor. Çünkü o aboneler 1000 tane kanala abone zaten abi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Halit Can'a da seviliyorsun diyorum. Kendine iyi bak.